Merhaba. Bugün madde ve endüstri konularında önemli iki başlık üzerinde duracağız. Fiziksel ve kimyasal değişimler ile kimyasal tepkimeler. İlk olarak fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkı ele alalım. Fiziksel bir değişim, maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelir, yapısı aynı kalır. Örneğin, suyun buharlaşması bir fiziksel değişimdir. Su sıvı halden gaz haline geçer, ancak kimliği, yani H2O yapısı aynı kalır. Diğer yandan, kimyasal değişim, maddenin iç yapısında meydana gelen ve yeni maddelerin oluştuğu bir süreçtir. Örneğin, bir demir çivisinin paslanması bir kimyasal değişimdir. Demir, oksijenle reaksiyona girerek demir oksit oluşturur. Bu süreçte, orijinal madde olan demir, tamamen yeni bir maddeye dönüşür. Şimdi de kimyasal tepkimelere bakalım. Kimyasal tepkimeler, iki veya daha fazla maddenin bir araya gelerek yeni bir madde, yani bileşik oluşturduğu süreçlerdir. Örneğin, hidrojen ve oksijen birleşerek suyu oluşturur. Bu bir kimyasal tepkimedir ve su, bu tepkimenin sonucunda ortaya çıkan bir bileşiktir. Kimyasal tepkimelerde, madde kaybolmaz, sadece yapısal olarak değişir. Bu, kütlenin korunumu ilkesiyle açıklanır. Bir kimyasal tepkime sonucunda, tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi, oluşan ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Yani, maddeler kaybolmaz, sadece dönüşür. Özetle fiziksel değişim, bir maddenin halinde veya görünüşünde meydana gelen bir değişimdir. Kimyasal değişim ise, yeni bir maddenin, yani bileşiğin oluşumunu sağlar. Kimyasal tepkimeler bu değişimlerin gerçekleştiği süreçlerdir ve bu süreçlerde kütlenin korunumu ilkesi her zaman geçerlidir.